Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar Trabzonspor camiasına. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. 8 yıldır sürdürmüş olduğumuz bir dava var. Şike davası. Trabzonspor'un haklı kazanılmış ve yerine getirilmeyen kupasıyla alakalı bugüne kadar hiçbir siyasi, hiçbir kesimden Trabzonlu vekillerin çıkıp da 2010-2011 sezonunun şampiyonu Trabzonspor'dur diyemeyen ve kendini Trabzonsporluyum diyen vekillerine söylüyorum. Bu bütün hepsi için geçerlidir. Bugüne kadar sadece Feramuz Üstün Gümüşhane milletvekili bunu söylemiştir kürsüden. Biz de kendisine teşekkürümüzü söylemişiz, hediyesini takdim etmişiz, her platformda da söylemişiz. Bu hangi partiden olursa olsun, Trabzonspor'un davasını kim üstlenirse üstlensin, önceliğimiz onu onur etmektir. Dün İstanbul Milletvekilimiz Trabzon Çaykaralı Sayın Ahmet Hamdi Çamlı yapmış olduğu, Fesim'den yayınlamış olduğu bir mesaj var. Şiddetle kınıyorum, kendisini de seviyorum. Ama şiddetle de kınıyorum. Böyle bir açıklamayı yapmak, böyle bir şeyi Trabzon'u alet etmek, bazı arkadaşlarımız yok orada Fenerbahçe başkanına giydiriyor. Bilmem ne yap, o zaman Trabzonspor'un ismini orada kullanmayacaksınız. Çünkü siz bugüne kadar Trabzonspor'un haklı davasıyla alakalı nerede vardınız, ne zaman oldunuz, ne zaman bir araya geldiniz, ne Trabzonspor'un hakkını savundunuz. Şimdi söz konusu Trabzonspor olunca, ülke seçime gireceği zaman Trabzonspor'u alet edip her yerde kullanıyorsunuz. Yakışmıyor. Ya göründüğünüz gibi olun ya olduğunuz gibi görün. Trabzonspor camiasının zor gününde yanında olmayan hiç kimse bugün Trabzonspor'un ismi üzerinden prim yapmaya çalışmasın. Çok güzel şekilde toparlanmış olan, arka arkaya galibiyetler almış olan Trabzonspor'un sahiplenip üzerinden kimse kendine çıkar sağlamasın. Biz dün de Trabzonspor'un yanındaydık, bugün de Trabzonspor'un yanındayız. Bundan sonra da yanında olacağız. Ben kesinlikle Sayın Vekilimizin bu açıklamalarını yerli ve doğru bulmuyorum. Bulmadığımı da buradan söylüyorum. Bugün Sayın o Vekilimizin yapmış olduğu bir talihsiz açıklamadır. Derhal lütfen bu söylemiş olduğu yazının asıl maksadının ne olduğunu beyan eden, güzel bir şekilde açıklayan bir cevap ile Trabzonspor'un insanının gönlünü alması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür